Evet, iyi akşamlar. Bu gece Sezgin Başkanımızın organize ettiği hem dostluk gecesi hem de böyle toy denir bunlara. Bursa'dan Samdef Genel Başkanımız ve Samdef ekibi burada. Samdef Genel Başkanımız Sayın Temel Örkul. Başkanım hoş geldiniz. Mavi Karadeniz yakaladı bizi. Hemen sizin de bu geceyle ilgili hem hoş geldiniz hem düşüncelerinizi alalım. Güzel topluluk var. Hem insanlar görmediği arkadaşların dostunu gördü. En son sizin festivalden sonra herhalde burada millette karşılaşırız. Evet, öncelikle hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Mavi Karadeniz ekibine ve bize bu imkanı sunduğu için. Böyle bir hemşeri topluluğunda Sezgin Başkan'ın yapmış olduğu bu yemek organizasyonunda ve hemşerilerimizi bir araya toplamından dolayı Sezgin Başkan'a öncelikle teşekkür ediyorum. Dostluk, dost meclisi, dost sofrası, hep birlikte olmak güzel bir şeydir. Bunun anlamı işte bundan bir ay önce Bursa Samsun Dernekleri Federasyonu olarak 55 bin kişiyi bir araya getirmiştik. Burada da Sezgin Başkan'ın herhalde bir 2-3 bin kişiyle bir yemek daveti var. Ben kendisine başarılar diliyorum. Siyasi hayatında ve sedeka hayatında başarılar diliyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve yönetimim adına herkese hoş geldin, sefa geldin diyorum. Yönetimimiz olarak katıldık. 15 kişi olarak buradayız. Sayın Müsteşarımız Fatih Bey de bizle beraber eşlik etti. Genel sekreterimiz, başkan yardımcılarım hepsi buradalar. Ve de siz de sosyal medyadan sorumlu ve de sanat ve kültürden sorumlu başkanım olarak sizlere de teşekkür ediyorum bizleri yalnız bırakmadığınız için. Mavi Karadeniz ekibine ve kameraman arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Evet, bu arada muhabbet devam ederken herkesin de merak ettiği bir konu var. Biliyorsun kimi görsek burada diyor ki 55 bini topladın, 55'i nasıl saydın, 55 miydi, 60 miydi? Biz 55'in üzerine çıktık. Masa 53 ise de siz ona inanmayın. Biz 55'teyiz. Bu organizasyon nasıl oldu? İlk defa oldu. Birincisiydi. Yani uzun bir aradan sonra Samsunların yaptığı festival anlamında Kocaeli'de ilkti. Bu nasıl başarıldı? Millet merak ediyor. Bu millet nereden geldi? Oradalar mıydı? Biri mi getirdi? Şimdi değerli dostum, Samsun Bursa'da 300 bin kişiye hitap eden bir şehir. Samsun'un 3. sırada olmasının sebebiyle yıllarca yapılamayan bir özlem vardı. Ve de bunu biz yeni yönetimle birlikte arkadaşlarımızla ve başkanlarımızla istişaresini yaparak 4 ay içerisinde yani yönetime gelir gelmez 4 ay zamanımız vardı bu yaz festivalini yapmak için. Bu kararlılıkla yola çıktık. Amacımız hemşerilerimizi Bursa'da var olduğunu ve de bir araya getirmenin timsali bu şenliğin, festivalin ilk olması. Bundan tabii ki tereddütümüz var mıydı bu kadar kişiyi toplama amacımız? 300 bin Samsunlu'nun %10'unu biz yani oraya getirmiş olsak dedik. 30 bin kişi yapar. Bunun da biz %20'sine ulaşmışız. 60 bin kişi teşvik etti. Biz hemşerilerimiz bize yeniden bir yüklemiş oldu. Yeniden görevi, ağır bir görev vermiş oldu. Bunu gelecek sene nasip olursa daha üstüne çıkarak 100 bin kişilere ulaşarak Samsunlu'nun oradaki Bursa'da meşalesini, var olmasını ve Türkiye genelinde de tüm sedakalarımızın, hemşerilerimizin çıkarsız bir nedenle hemşerilerini bir araya toplamasını, biz bunu kısa sürede evet nasıl başardığımız, insanların özlemi bir yayla şenliği ve festival olmasından ziyade bir araya gelmesi, hasret gidermesi ve kültürünü ve örkünü yaşamasıydı. Bir stres atmasıydı. Bunu her zaman her yerde yakalanabilir. Güzel bir organizasyonla, güzel bir ekiple insanlara iyi duyurursanız, bu konuyu iyi işlerseniz gerçekten vatan ve millet Samsunlu sevdası olan kişi olarak orada herkesin olmasını herkes istiyor. Biz de bunu bu şekilde, yani biz ben olarak bir şey yok orada, biz hep birlikte oradaydık. Bu Karadeniz'in doğusu, batısı, güneyi ve 81 ilimizden katılım sağlanarak gerçekten bu güzel bir topluluğu yakaladık. Ben tüm hemşerilerime buradan sizin aracınızda çok teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek sene 155 bin kişi diyoruz. 2 gün ve de güreşli diyoruz. Bunu ekibimizle başaracağımıza inanıyoruz. Ve de Bursa'da ve Türkiye'de Samsunlar her zaman var oldukça biz her yerdeyiz. Ben teşekkür ediyorum tüm dostlara bu soruyu da sorduğunuz için. Yani Bursa'da 3. sırada olmamızın nedeni
ve de toplu şehrin olmasının nedeni ve de bunun da ihtiyaç olmasının nedeni ve de bununla ilk birincisini düzenlememizle beraber başarmış olduk. Evet. Ama daha güzelini olacağına inanıyorum. İnşallah Bursa'da nüfus olarak 3. sırada olabiliriz ama festival olarak inşallah 1. sıradayız. Şu ekip özellikle çok emekleri var. Katkı veren, destek veren herkese biz buradan başkanımız adına çok teşekkür ediyorum. Bu acele oldu. Tarih olarak belki biraz önce olsaydı ben eminim ki orada çok daha müthiş kalabalık olacaktı. Ama güzel bir başlangıçtı dediği gibi başkanımın. Biz inşallah seneye bu çok daha faydalı olacaktır. Fatih Bey, eski müsteşarımız, önceki dönem müsteşarımız Fatih Acar Bey de. Estağfurullah. Sizin de görüşlerinizi alalım. Siz de festivaldeydiniz. Aynı zamanda bu akşam da Sezgin Bey'in misafiriyiz. Evet, teşekkür ederim ben öncelikle Mavi Karadeniz'e. Şimdi bu akşam Sezgin Bey'in davetlisi olarak Bursa'dan geldik. Federasyon Başkanımız, Genel Sekreterimiz ve çok değerli arkadaşlarımızla birlikte. Burada çok güzel dostlar var. Çok güzel dostlarla birlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduk. Sezgin Bey gerçekten örnek olan bir kardeşimiz. Her yönüyle, iş adamlığının yanında, dürüstlüğüyle, vefasıyla, evet, yani adam gibi adam diyebileceğimiz çok değerli bir kardeşimiz. Onun misafir olmak bizim için onurdur. İnşallah bu akşam da bize böyle güzel bir hava teneffüs ettirdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Evet, röportajı devam ediyoruz. Geldik buraya. ÇADEF masası, ÇADEF sofrası. Bu akşam Sezgin misafiri, Sezgin Başkanım'ın misafiriyiz. ÇADEF'in genel başkanı. Kaç sene oldu başkanım? 12. 12 senedir ÇADEF'in genel başkanı sevgili Hayati Sözen Başkanım. Maşallah çalışkanlığı, ÇADEF'in projelerini herkes biliyor. Bu akşam da buradayız. Görüşlerinizi alalım. Ahmet abi dedi ki bir sor bakalım dedi. Ne düşünüyor? Bu akşamla ilgili, evet, mi? Valla çok büyük bir kalabalık görüyorum. Çok güzel. Sezgin Başkan'ı tebrik ediyorum. Bu kadar insanla iletişim kurup buraya topladığı için tebrik ediyorum. Evet. ÇADEF'in çalışmaları hakkında bir... ÇADEF'in çalışmaları her sene işte Ekim, Kasım, Aralık ayında yaptığımız Çocuklar İşbirliği kampanyası, bir de bilgisayarsız okul kalmasın 3 yıldan beri o projeyi yapıyoruz. Çarşamba'da şu ana kadar 7 tane okulda 20'şer kişilik bilgisayar sınıfı kurduk. Ayrıca 19 Mayıs Üniversitesi'nde de hem Terme yerleşkesinde hem Çarşamba yerleşkesinde de 3 tane bilgisayar sınıfı kurduk. Çocuklar Üşümesin kampanyasının dışında bunlar. Bu sene de Kasım'da gidiyoruz. Hem Çocuklar Üşümesin hem de 2 tane bilgisayar sınıfı kuracağız. Projelerimiz bunlar. Sosyal İnşallah başarılar diliyorum. Her sene olduğu gibi bu sene de imza atacaktır. Ahmet abi, yalnız burada Ali abi var. Ali abi bize zamanında çok vefalı gösterdi, sağ olsun. Buradaki masadaki bütün dostlarımız, Ali abi dedi ki bize, biz İstanbul'da program yaparken sevgili Hüseyin Şimşek'le, ya dedi sizin arabanız da yok dedi, benim arabayı alın da dedi. Paranız yetmezse mazot parasını da gelin ha. Vallahi ederim. Allah razı olsun. O günlerini gördük. O yüzden biz, herkes uzaktan ekranda güzel görünüyor ama ekran arkası öyle değildi. Çok teşekkür ederim Ali abi. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Her zaman hep birlikte her zaman yardımcı oluruz yani, ne demek. Yine İsmail abi sigara içmeseydi, İsmail abinin de yemeği çoktur. Annesinin özellikle evinde misafir olduk, yemeğini yedik, Allah rahmet eylesin. Devam ediyoruz. Yine İsmail abi yıllardır Samsun STK'larının öncülerinden, maşallah her ortamda var. İsmail abinin de bizde yemeği çoktur, özellikle rahmet annenin evinde yemeğini yedik, çorbasını içtik, Allah rahmet eylesin. Sizin de görüşlerinizi alalım, Sezgin Başkan'ın toyundayız. Şimdi öncelikle Sezgin kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Hepinizin de burada katılınca teşekkür ediyorum onun adına. Hepinizin kandilini kutluyorum. Dolayısıyla güzel bir ortam, güzel bir geniş kapsamlı toplantı. Hayırlı bir vesile olmasını diliyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Evet, sohbetlerimize, konuşmalarımıza devam ediyoruz. Bu akşam gördüğünüz gibi Sezgin Başkan'ın toyundayız. Çok da gelen kalabalık, maşallah. Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Sizin de düşünceleriniz, maşallah Sezgin Başkan bu akşam burayı Keberburgaz'a kadar dolacak herhalde. Yani diyebiliriz ki Samsun'da hep buraya gelmişler. İyi de yapmışlar. Sezgin Başkan'ın bu ne amaçla olduğunu tam olarak bilmemekle beraber, ama Samsunların birlik beraberliği açısından önemli bir durum olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu anlamda Sezgin Başkan'a ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Amaç tabii ki İstanbul'da Samsunların birliğini, beraberliğini, gücünü göstermek, sağlamaktır. Bu anlamda da inşallah Samsunlar güzel yol kat edeceğini düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Evet, sohbetlerimize devam ediyoruz. Sütçü Yolu İnşaat Semçettin Sütçü abiyle beraberiz. Hoş geldiniz. Sezgin Başkan'ın toyundayız. Maşallah bayağı da kalabalık. Evet. Bilginiz ve düşünceniz var mıdır organizasyonla ilgili? Öncelikle burada ailemle birlikte bu kadar güzel, değerli insanların içinde olmak bizim için bir şereftir. Organizasyondan evet, Sezgin Gümüş Başkanımızın önderliğinde bu kadar güzel dostların ve birbirinden farklı bölgelerden koşarak böyle bir organizasyona eşlik eden bütün dostlarımıza buradan sonsuz teşekkürler ediyorum. Meselenin özü şu: Yavuz Başkan, Yavuz Ağır Alioğlu Başkanımız sanırsam bir yola çıkıyor. Bu da güneşin doğduğu Samsun şehriyle bu ayaklanmayı yapacağını düşünüyorum. Onun için yüreğimizde, gönlümüzde, güzel bir yerde Allah çıkmış olduğu bu yolda başarılar nasip etsin inşallah. Teşekkür ediyoruz. Ülkemize, birliğimize ve beraberliğimize katkı sağlayacak güzel hareketlerin, güzel çalışmaların içinde olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Burası hep Sütçü Yolu mu? Evet. Bir Kadir abi mi? Kadir baba bizim büyüğümüz. O ayrı değil zaten. O... Kadir abi hepimizin büyüğü. Tabii. Kadir baba. Kadir abi. Evet kardeşim, biz de burada. Sezgin Gümüş kardeşimizin mekanındayız. Değerli milletvekilimiz Yavuz Ağır Alioğlu da gelecek inşallah. Böyle dik duran bir milletvekilimiz. Ben onun için kendisini çok seviyorum. Geldik. Kardeşimle oturuyoruz. Güzel. Güzel. Sütçülerin arasındasın. Aynen. Afiyet olsun. Evet, muhabbetlerimize devam ediyoruz. İSTEF Başkanımız Fatih Aslan Başkan'la birlikteyiz. Bu akşam Sezgin Başkan'ın toyundayız. Bayağı da kalabalık, güzel bir organizasyon, güzel bir ortam var. Federasyon başkanlarımız burada, Samsun STK'lar burada. Sizin de hem bu geceyle alakalı hem de programla alakalı düşüncelerinizi alabilir miyiz? Biz de kısa adı İSTEF olan İslam Samsun Dernekleri Federasyonu olaraktan buraya yaklaşık 60-70 kişiyle katılım sağladık. Burada birçok dernek başkanımız burada. Samsunluların burada güzel bir şölen havasında, Sezgin Başkan'a ben teşekkür ediyorum. Uzun zamandır görmediğimiz arkadaşları, görmediğimiz dernek başkanlarımızı, federasyon başkanlarımızı bir arada gördük. Burada Samsunlu hemşerilerimizle güzel bir kaynaşma sağladı. Ben Sezgin Başkan'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun misafirlerimizle birlikte. Sohbetlerimize devam ediyoruz. Sezgin Başkan'ın toyundayız başkanım. Güzel bir gece var. Bu arada ben sizi tanıtmayayım. Siz tanıtın, Bilal Hoca olarak biliyoruz ama Tekirdağ'da bir federasyonumuz var. Onu da siz açarsanız sevinirim. Evet, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bilal Acar, Tekirdağ Samsun Dernekler Federasyonu Genel Başkanıyım. Önceki dönem Vezir Köprü Kunduz Güreşleri Güreş Ağası'yım. Üç dönem. Dört dönem. Dört dönem değil mi? Dört dönem, evet. Bugün de Sezgin Gümüş Başkanımın programındayız. Tekirdağ'dan arkadaşlarla geldik. İnşallah güzel bir program geçer. İnşallah. Güreş deyince artık Bilal Acar geliyor. Bunu kimse bir inkar edemez. Özellikle Kunduz'da damgayı siz başlattınız, kazmayı vurdunuz maşallah. Bugünlere geldi, artık Kunduz Güneşleri de mark oldu. Bu konuyla alakalı da ufak bir görüşünüzü alalım. Yani tabii Samsun'da güreş çok önemli. Güreş Samsun'da çok geriye gittiydi. Mustafa Dağistanlı'nın, Yaşar Doğu'nun memleketi Samsun'da güreşleri çok geriye gittiydi. Biz Kunduz güreşlerini canlandırarak onların hatıralarını yeşertmiş olduk. Onlara layık bir güreş organizasyonu yaparak Samsun'da güreşi tekrardan hareketlendirdik. Belli bir seviyeye getirdik. Yani şunu da söylemek istiyorum. Kunduz güreşlerine geldiğini sanırım. Geldim abi. Evet. Şimdi Kunduz'da seyirci hiç, Türkiye'de hiçbir yerde yok. Samsun'da güreşleri çok seviliyor. İnşallah yerel yönetimler de biraz daha destek olurlarsa Samsun'da yeniden Yaşar Doğular, Mustafa Dağistanlılar yetişir diye düşünüyorum. Şimdi Bilal Başkanım, geçen ben Samsun'daydım. Önceki gün geldim. Orada Kavak'ta bir grupla konuşuyoruz. İki gün önce gitmiş, çadır kurmuşlar. Abi diyor, o kadar adam oluyor. Nereden geldi ben bilmiyorum diye, bizi ver bulamadık diye bir gün önceden gitmiş. Yani insanlar gerçekten merak ediyor. Bu insanlar nereden geliyor? Evet, Kunduz'da şöyle bir şey var. Kunduz öyle bir noktada ki, yani bir tarafı Çorum, bir tarafı Sinop, bir tarafı Amasya, bir tarafı da Samsun. Evet. Böyle ortak bir noktada. Hakikaten
Yani bu 4 ilden gelen çok. Yani Sinop, Çorum, Amasya. Ama diğer illerden de bugün Ordu'dan, evet, işte Tokat'tan, Ankara'dan, İstanbul'dan çok yoğun bir şekilde katılım var. Tribünler yetersiz olduğu için aslında görüyorsun hep bariyerlerin etrafı da, evet, neredeyse tribündeki kadar insan var. Tribünler yeterli sayıda yapılırsa, yani en az o kadar, bir o kadar da ya da iki katı daha seyirci var dışarıda, evet, tribünlere giremeyen. Önümüzdeki sene Kunduz güreşleri inşallah çalışmalar devam ediyor. 3 gün olacak. Lig güreşlerine girecek Kunduz güreşleri. Çok daha katılımın olacağını, çok daha güzel bir organizasyon olacak. Şimdiden bütün güreş severleri davet edelim inşallah. Evet, teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ben Ali İbrahim Aptik. Efendim, Trabzon Oflu'yum. İstanbul'da ikamet ediyorum. Ticarette uğraşıyorum. Bugün burada çok kıymetli arkadaşımız, Samkon eski genel başkanı, iş adamı, değer verdiğimiz bir kardeşimiz Yavuz Ağaralioğlu'nun onuruna ağırlığı Samsunlulardan oluşan bir güzel bir organizasyon yapıyor. Belki İstanbul'un ilklerinden bir tanesi oluyor. Sezgin Gümüş bu organizasyonumuzu yapıyor. Biz de Yavuz Bey'e gönül veren arkadaşlar olarak muhtelif yerlerdeki kardeşlerimizi çağırdık. Bu masada Tekirdağ'dan Yavuz Bey'e gönül veren kıymetli arkadaşlardan oluşuyor. Türkiye'nin muhtelif yerlerinden gelen arkadaşlarımız var. Bu bir anlamda bu heyecana ilk heyecan olmasa da ilklerden bir tanesi bu. Bu heyecana hep beraber iştirak edeceğiz. Mübarek bir akşam, güzel bir akşam. Gece güzel geçsin. İşte yanımızda avukat Yavuz Avcı Bey var ve onun diğer misafir arkadaşları var. Eyüp Kahveci var. Çok kıymetli eski arkadaşım ve bu zamana kadar hiç siyasete ulaşmamış, gelmemiş. Yavuz Ağaralioğlu'nun heyecanıyla beraber o da buralarda. Ben sözü uzatmayayım ama güzel bir gün. Size de teşekkür ediyorum. Tekirdağ'daki gelen arkadaşlarımızın adına Yavuz Avcı, avukat Yavuz Avcı Bey'e ben mikrofonu veriyorum. Buyur başkanım. İsmim Yavuz Avcı. Tekirdağ'da serbest avukatlık yapmaktayım. Öncelikle tüm Türk İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum. Tekirdağ'dan Yavuz Bey'in oluşumuna destek vermek mahiyetinde yola çıktık, geldik. Umarım başlangıcı hayır, sonu da hayır olur. Bizler Tekirdağ'dan katılım sağladık buraya. Teşekkür ediyorum. Eski Büyük Birlik Partisi'nden yönetimde olmuşum, bulundum daha doğrusu. Yavuz Başkanımızı o yıllardan beri tanıyorum. İyi Parti'ye geçti. Biz de İyi Parti'ye işgal ettik daha doğrusu. Tekirdağ'dan yönetimde görev aldım. Yeni bir oluşum. Sağ olsun Yavuz Başkanımızın, avukat Yavuz Başkanımızınla birlikte hareket etmekteyiz. Umarım umduğumuzu buluruz. Duruşu, güven verişi ve vizyonu nedeniyle yeni bir heyecanla buradayız. İnşallah bu güzel Kandil gecesinde, Kandil gününde burada buluşmamız güzel vesilelere, sinerjilere sebep olur. Ve Türkiye'nin yeni ufuklarına biz de bir katkı sunabilmiş oluruz. Bu vesileyle buradayız. İsmim Erdoğan Sadıkoğulları. Daha önce kendim de bir siyasi parti genel başkan yardımcılığı yaptım. Ondan sonra yine bir siyasi oluşumun içinde yer aldım. Kendim gayrimenkul, kuyumculuk ve hukuk alanında çalışmalar yapan şirketi olan bir iş insanıyım. Öncelikle ülkemizin zaten böyle bir oluşuma, böyle bir organizasyon diyelim ya da siyasete ihtiyacı vardı. Umarım tüm toplumları birleştirici bir yaklaşım olur. Yani doğusuyla batısının her yönüyle birleştiren bir oluşum olur. Kardeşlik içerisinde milletin efendisi olduğunu unutmadan, onun hizmetkarı olduğunu unutmadan hizmetlerini en iyi şekilde yüce Türk milletine faydalı bir şekilde organize ederek sunmasını temenni ediyoruz. Zaten kendisi de Türk siyasetinin temiz kalan yüzlerinden birisidir.
Elinden geleni de yapacağını biliyorum. Sonuna kadar destekçisiyiz. Elimizden geleni yapacağız. Ben Hayri Danışmaz. Yavuz'un gölgesi düştüğü yerde mutluyum şu anda. Gerçekten mutluyum. Az önce bir abi sordu ki nasılsın? Dedim ki bundan iyi gün cennette olur inşallah Rahman. Milletimiz şu anda darda. Bir çıkış yolu arıyor. Muhtemelen de bu yol Yavuz'ca olacak inşallah Rahman. Avni Kara Mustafaoğlu. Ofluyum. Uzun zaman Of'ta siyaset yaptım. Trabzon'da siyaset yaptım. Allah bizi İstanbul'da siyaset yapmaya ve Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı partide yer almayı bize nasip ettiği için çok çok mutlu ve gururluyuz. İnşallah başarılı olacağız ve bunda da zerre kadar şüphem yoktur. Biz geleneksel olarak inşallah ve maşallah söyleriz. Biz üstün yerine gelsin diye diyoruz onu. Biz başarılı olacağız. Allah'ın izniyle de Yavuz Bey'i Türkiye'nin lideri haline getireceğiz. Bugünle alakalı düşüncelerimizi aktarmadan önce öncelikle bu güzel ortamı bize sağlayan Sezgin Başkanımıza ve Zafer Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yavuz Ağıralioğlu Başkanımız çıkmış oldu bu yolda. Bizler de onunla beraber olmak için bugün buradayız. İnşallah Kutlu davasında alacağı güzel yollarda biz de onların yoldaş olacağız. Arkasından gelmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bugün güzel bir toplantı olmasını temenni ediyoruz. Adım Yahya Kemal Yılmaz. Aslen Ofluyum. İş sağlığı güvenliği uzmanıyım. Sağlık üzerine çalışıyorum. İstanbul'da ve Ankara'da şirketlerim var. Yaklaşık 80 yakın çalışanımız var. 25 bin kişiye hizmet veriyoruz. 600 yakın firmaya iş sağlığı ve çevre danışma alanında hizmet sağlıyoruz. 3 üniversite bitirdim. Ve yüksek lisansımı da iş sağlığı güvenliği üzerine yaptım. Şimdi bunlara bu kadar söylemem yeterli olur herhalde. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Burada malum Sezgin Gümüş Başkanımın misafiri olarak geldik. Aynı zamanda Sayın Milletvekilim Yavuz Ağıralioğlu da buraya gelecek tabii ki. Onun için buradayız. Çok da sevdiğim bir milletvekilimdir. Her zaman dik durmasını bilen, milliyetçi, vatanını, milletini seven, bayrağını seven bir milletvekilimizdir. Onun için her zaman yanındayız. Hatta ona güzel bir eser yapmayı da düşünüyorum. Şu an burada hep beraberiz. İşte Şemsettin Sütçü kardeşim de gelecek biraz sonra. Burada biraz daha kalabalık olacağız. Malum. Bu kadar. Halis Küçüktaş. Buraya geldik. Yavuz Ali Ağıroğlu'nu görmeye geldik ve dinlemeye geldik. Gereken ne varsa yanında olacağız. Umarım önü açık olur abi. Zaten Yavuz Ağıralioğlu da gerekeni yaparak buralara geldi. Önü açık olması dileğiyle. Oğlum, Oğuzhan Açıl. Babası hangi yoldaysa o da oradadır. Teşekkür ediyoruz. Şimdi şöyle, biz buraya ülkenin kaderine damga vurma adına harekete başlayan Yavuz Ağıralioğlu diye bir siyasi liderimizin yemeğinde bulunmak üzere geldik. Kendisine başarılar diliyoruz. Bu ülkenin dürüst, bunun gibi insanlara ihtiyacı vardır. Başaracağından eminim. Duygu ve düşüncelerin tamamına bir kısmına katılmakla beraber ama tamamını destekliyorum. Ülkemiz için hayırlı olsun. Geç kalmasın. Çok da öne çıkmadan bu işi başaracağından eminim. Saygılar sunuyorum. Ben Aysun Gebeş. Eyüpbaş'ın vasıtasıyla katılıyorum buraya. Hayırlı akşamlar diyorum. Başka bir şey yok. Adım Eyüpbaş. Yakakent Dernekler Federasyonu Genel Başkanıyım. Burada Sezgin Başkanı siyasetin ilk adımını atmak için bizleri buraya çağırdı. Biz de ona buraya destek olmak için var gücümüzle Samsunlular olarak onun yanında bulunmak için biz buraya geldik. Bu hem Samsun'umuz için hem siyaseten hem Samsun'un çıkarları için Samsun'un temsil noktasında Sezgin Başkan'a biz burada bir görev vereceğiz. Bizi temsil et diye. Biz o yüzden federasyon olarak da Sezgin Başkan'a STK'lıkta destek vermek için geldik buraya. Ben teşekkür ederim. Evet, ben Esenyurt Salı Pazarlar
Derneği Başkan Yardımcısıyım. Aynı zamanda Esenyurt Samspor Taraftarlar Sorumlusuyum. Evet, herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu akşam burada gerçekten Sezgin Başkan, eski federasyon başkanımız Sezgin Başkan'a bizi burada bir araya getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Bu akşam burada Yavuz Ağrı Alioğlu'nun da katılımıyla güzel bir toplantı olacak, güzel bir yemek olacak. Biz de kendisine başarılar diliyoruz. Sezgin Başkan'ın da her zaman yanındayız, destekçiyiz her türlü. İnşallah güzel bir parti kurulur. Biz de o partinin bir üyesi oluruz, yetkilisi oluruz. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Ülkemiz için hayırlara vesile olsun inşallah. Herkesin de mübarek kandilini kutluyorum bu vesileyle. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Samspor şu anda maçı izliyoruz. Şu anda önümüzde ekranda maçı da izliyoruz bu arada. 1-0 şu anda yeniliyoruz maalesef. İnşallah gol atacağız yani. Canlı yayında belki Ahmet abi gol atarsak bir gol sevinci yaşarız. Evet. Başarılar diliyorum bütün herkese. Takımımıza da başarılar diliyorum. Biz Samspor sevdalısıyız. Samspor nerede? Biz oradayız. Bu akşam yine buradayız yani, fark etmiyor. Çok teşekkür ederim. Ahmet abi, Silivri Samsunlar Derneği olarak buradayız. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla. Sezgin Başkan'ın, Sezgin Gümüş Başkan'ın misafiriyiz. Hayırlara vesile olur inşallah. Buradan selam ediyoruz kendilerine. Evet Eski Ağa, senin yanında bizim Ramazan. Yeni Ağa'mız da burada yanımızda. Çok güzel bir etkinlik oldu. Ağalık yarışı da güzel oldu Ramazan kardeşimize. Parayı burada söylemeyelim. Yok, Allah razı olsun. Eski arkadaşımız Ramazan da yeni arkadaşımız Aziz ağamız. Allah razı olsun onlardan. Güzel bir etkinlik oldu. Geleneğimiz olan yani keşkek orada sabahtan başladık. Piknik alanında keşkeğimizi yaptık. Kabaca evimiz önümüz. Davul zurna. Güzel bir etkinlik oldu. İyi misafirlerimiz de oradaydı. İstef, Çadev. Ahmet abi, seni çağıracaktık ama Burhan abilerle programındaymışsın. Seni paylaştım bizden önce. Şimdi söylesek ayıp olurdu. Onlara ayıp olurdu. O yüzden ben de hiç yapmadım. Güzel bir etkinlik oldu böyle. Oyunlar. Ondan sonracıma. Adım Ahmet Metehan Ahçıoğlu. 8 yaşındayım. Böyle doğdum, yetiştim, zorluk çektim. Böyle babamın sayesinde böyle güzel şeyler öğrendim. Annemin, babamın, ablamın sayesinde. Böyle arkadaşlarım, böyle vakit geçiriyorum onlarla. Amcam geldi, ona hoş geldin dedim. Köyde babamla, amcamla, ailemle vakit geçirdim. Güzel bir ailem var, mutluyum. Sona erdi. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Hayırlı kandiller. Burada bulunmamızın sebebi, bizi bir araya getiren Sezgin Gümüş Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Dolayısıyla hemşireleri bir araya toplamak, birlikte olmak çok güzel bir şey. Kaynaşmak güzel bir şey. Önemli olan toplanıp da toplumun devamını getirmektir. Tabii bu yılların vermiş olduğu birikimde güzel bir hava var. Bu havanın bozulmamasını, daha çok güneş enerjisi vermesi, o Samsun'u daha güzel bir yere taşımasını gönülden arz ediyorum. Bunu yapabilir miyiz? Tabii ki yaparız. Bunu yapmamız için de önce birlik, beraberlik sağlamalıyız. Birlik, beraberlikle birlikten geçen, birlikten kuvvet doğar diyorum. Dolayısıyla inşallah bu davette ilerisi için bir hayırlı olmasını temin ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. İyi kandil ediliyorum. Ülkemizin ikbal ışığı, Yeniler Hareketi'nin tek tehlül ve halaskar lideri Sayın Yavuz Ağır Alioğlu Bey. Türkiye'nin muhtelif yerlerinden gelip bizleri onurlandıran, Ankara'dan, İzmir'den, Bursa'dan, Trakya'dan, Kocaeli'den, hatta Nevşehir'den gelip bizleri onurlandıran kıymetli dostlar, değerli misafirler, büyük Türkiye idealine davam diyen, aynı ideale mensup, aynı mefkureye inanan insanlara, dava arkadaşım diye muhabbetle, hasretle sarılan benim kıymetli dava arkadaşlarım. Şimdi öncelikle mübarek Mevlid Kandilinizi kutluyorum. Cenab-ı Hak bu gece yaptığınız, yapacağınız bütün dualarınızı kabul eylesin. Hepinize teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun, var olun. Kıymetli dostlarım, bizler
tesadüfen yan yana gelmiş insanlar değiliz. Hatta boranlı, fırtınalı bir kış gecesinde incir ağacının altına toplanan insanlar gibi korkudan da yan yana gelmedik. Bilakis bir hedef, bir amaç, bir ideal etrafında toplanmış mağrur insanlarız. Bu ideal büyük Türkiye idealidir. Şimdi büyük Türkiye idealini gerçekleştirebilmek için önce Mustafa Can ağabeyimin sıkça söylediği gibi içeride Turan Birliği'ni tesis etmemiz lazım. Tarihi istatistikler gösteriyor ki geçmişte iki kere Turan Birliği'ni tesis etmişiz. Ve o zaman Şihan Çumul devlet sahibi olmuşuz. Birincisi Cennet Mekan Sultan Yavuz dönemi, ikincisi de adı Yavuz değil ama kendisi pek Yavuz olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk dönemidir. Kıymetli dostlarım, Yılmaz Öztunan'ın dediği gibi bizler tarihin içerisinden süzülerek gelmiş, tek yürek, tek yumruk olmuş, adımıza da Türk demişler. Ve böylelikle millet olmanın sırrına mazhar olmuşuz. Hal böyleyken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra işte Turan Birliğimiz ne yazık ki iç siyasi hesaplara hurharca kurban edilmiş. Özellikle son çeyrek asırda devletli büyüğümüz bu milletin içerisinde Alevi de var diyerek benim Sünni damarımı kabartmış ve gene bu milletin içerisinde Kürt de, Çerkez de, Laz da var diyerek benim Türk damarımı kabartmış. Adeta millet etnik kamplara bölünmeye başlamış. Bununla beraber milletimizin ve devletimizin en büyük teminatı ordumuzun morali bozulmuş, yapısı bozulmuş, Genelkurmay Başkanlığı adeta etkisiz ve yetkisiz hale gelmiş. Dünyada hastanesi olmayan, adliyesi olmayan tek ordu bizim ordumuz. Gene doğal afet ve isyanlarda otomatik olarak görev almasını temin eden Emasya ve Dafyar protokolleri kaldırılmış. Devlet planlama teşkilatı kaldırılmış. Pandemilerde aşı üretmesi için ihtisas edilen Hıfz-ı Sıha Enstitüsü kaldırılmış. Milli eğitimde 15 yılda 17 kez sistem değişikliğine gidilerek 15 nesil eğitimde istikrarsızlığa kurban edilmiş. Geçen sene 900 bin evladımız, bu sene de ne yazık ki üzülerek ifade ediyorum, 1 milyon 50 evladımız üniversite sınavlarında sıfır çekmiş. Yani bir soru bile yapamamışlar. Efendim bununla beraber tarım bitmiş, nüfusumuz artmasına rağmen büyük ve küçük baş hayvan sayımız azalmış. Dahası kimliklerimizden dini İslam ibaresi çıkarılmış. Utanarak ifade ediyorum, zina serbest bırakılmış. Ve gene utanarak ifade ediyorum, çıkardıkları ceza muhakemeleri usulü kanununa göre eşcinsel olmak ahlak dışı davranış tanımından çıkarılmış. Anayasadan camiye kelimesi çıkarılmış. Efendim bu hazin ve dramatik tabloları sabaha kadar saymak mümkün. Hem kıymetli vaktinizi çalmamak hem de çok daha fazla içinizi karartmamak için bu fazla inşallah bir başka zamana bırakıyoruz. Dolayısıyla en netice olarak neokapitalist Hristiyan Batı dünyası ülkemizi siyaseten uluslararası karteller de iktisaden muhasara etmişler. Yani içeriden iç düşmanlar, dışarıdan da dış güçler omuz omuza ülkemizde seyreltilmiş Türk demokrasisi yapısını bugün itibariyle gerçekleştirmişler. Tam tasfiyeye gitme sevinci içerisindeler. Buradan sözü gelmişken neokapitalist Hristiyan Batı dünyasına Yeniler Hareketi'nin tertemiz silesinden seslenmek istiyorum.
Ey neokapitalist Hristiyan Batı dünyası! Yavuzlar bitmez! Yavuzlar bitmez! Bu milletin sinesinde Yavuzlar eksik olmadığı sürece bu memlekette ne çizilecek sınırımız ne de verilecek bir tek insanımız vardır. Kıymetli hemşerilerim, bendeniz çocukluk yaşlarından beri siyasetle yakından ilgilenmiş birisiyim. Ve ülkemizin geleceğiyle alakalı, çocuklarımızın, evlatlarımızın geleceğiyle alakalı karanlık tabloları müşahede ettiğimde hep huzursuz olduğum, hep tedirgin olduğum, bazı zamanlar derdimi anlatamamaktan dolayı uykusuz geceler yaşadım. Siyaset yapmadım ama siyaseti yakından takip ettim. Bugün itibariyle siyasete giriyorum. Ama siyaseti takip etmeyeceğim. Çünkü benim yerime siyaseti takip edecek, yorumlayacak, analiz edecek benim yerime, bizim yerimize, hepimizin yerine üzülecek, kederlenecek, kanına, sütüne, abdestine, kültürel müttesebatına ve malumat değerlerine, derinliğine inandığım genel başkanım var. Bundan sonra sevinç ve mutluluk bize, elem, acı, keder genel başkanımın hissesinedir. Sayın genel başkanım, bu saatten sonra sorumluluğunuz dünden çok daha fazladır. Mesuliyetiniz dünden çok daha fazladır. Evet, sevinç ve mutluluk bize. Ancak benim için üzülen, kederlenen genel başkanımın bu saatten sonra ol dediği yerde oluruz, öl dediği yerde ölürüz. Bu mübarek kandil gecesinin yüzü suyu hürmetine Rabbim kazanızı mübarek eylesin. Yine bu gecenin, mübarek gecenin yüzü suyu hürmetine Rabbim sizi Türk siyasetinin muzaffer komutanı nasip eylesin. Kıymetli dostlarım, Yeniler Hareketi aynı zamanda Yiğitler ve Kahramanlar Hareketi'dir. Merhum Assız Atan'ın kahramanlık şiirinden bir dörtlükle huzurlarınızın arzu veda edeceğim. Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir, ne de parlayan yıldızlar gibi sönmemektir. Kayalarla güreşip dağlarda ölmektir. Kahramanlık saldırıp bir daha geri dönmemektir. Evet, geri dönmemesine başlattığımız Yeniler Hareketi'nin her geçen gün büyümesi, gelişmesi ve tez zamanda menzile varması temennisiyle hepinizi Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi zamanı ekonomik kullanma adına bir taraftan yemek servislerimiz yapılırken bir taraftan da yemeklerimizi yerken kürsüye Yeniler Hareketi'nin tek behlül ve havaskar lideri, ülkemizin ikbal ışığı, 29 Ekim'de kurulacak olan partimizin genel başkanı Yavuz Ağır Alioğlu'nu tazimle kürsüye davet ediyorum.